Nurgül'ün annesi Yurda Nur Hanım burada. Hoş geldin hayatım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Dün Yurda Nur Hanım Nurgül'e dönüp kızım sen çöpten çıkarıp adam edersen bu iş böyle olur dedi. Damgasını vurdu güne. Emre'yi çıldırtan sözdü bu. Ben bir özür bekliyorum abla. Yaşı ben bayağı büyük yani sonuçta. Bir özür dilemesini bekliyorum şu anda. Kullandığı kelime çok yanlış. Kaç yaşında, bak kaç yaşında bir hanımefendisiniz? Size hiç yakışmıyor bu cümle. Hadi. Bak ben hiçbir şekilde saygımı bozdum mu? Söyleme, konuşma dedim bunu. Ben saygımı bozmadım. Ben içinden geldiği gibi konuştum ve öyle. Bir şey söyleyeyim mi? Senin annen benden hiç özür diledi mi? Bir kere bir şey söylemiş benim annem senden özür dileyecek. Burada kaç milyon kişi bizi izliyor, söylediğin kelime normal mi ya? Emreciğim, Allah sen, aşkına yapmayın ya. Bir de bunun arkasına sığınmayın. Damadısın söyleyebilir. Resmi olarak damadısın. Söyleyebilir. Söyleyemez abi. Senin annen bana neler söyledi burada. Neler söyledi. Söyleyemez. Neler söyledi bir kere de özür dilemedi. Benim annem onu demiş çok değil. Pardon da hangi, nereden aldınız beni? Biliyor musunuz yerini? Onun yerini de verin onu çeksinler. Onu kızın bilir. Onu kızın bilir nereden bulduğunu seni. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Doğru söylüyorum. Konu kıyaslamaksa çok ağır basarım ezilirsiniz. Bak o kadar söyleyeyim. Konu kıyaslamaksa... Bas. Ben ağır basarım. Bas. Neyini ezeceksin pardon? Her şeyimi ezerim. Duruşumu da ezerim bir kere. O kadar söyleyeyim. Senin duruşun mu vardı ya? Var. Sayende duruşun oldu. Sayende duruşumu bozdun. Sayende duruşun oldu senin. Duruşun mu vardı Aşkın senin? Aşkın gözü kördür ya abla. Benim gözüm kör olmuştu. Bir rüyanın içerisindeydim. Bu zamanda paran varsa duruşun var. Paran yoksa hiçbir şeysin. İstediğin kadar duruşun olsun. Ablacığım bir rüyanın içerisindeydim. Burada hep beraber o rüyanın içerisinden ben uyandım. Allah şükürler olsun gözüm de açıldı. Yaptığım gözü açıldı hataları... tabii. Gidiyor Erkan Naslar'a klipler çekiyor. Parası yok. Ama yatırımlar yapıyor, klipler çekiyor. Parası yok ya bana. Bizim Erkan Nas mı çekti? Evet. Hay canım benim selamlar. Klip mi çektin sen? Yeni şarkı çıkartıyorum abla. Şarkı çıkarıyorsun. Aynen. En son çıkarttıktan sonra... Şimdi artık sonra... meşhur oldu ya. Bizi beğenmiyor. Yenilerini bulacak. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. He. Evet, hepsi öyle. Hepsi erkek milletinin çoğu öyle yani. Meşhur oldu tamam. Yanındaki kim bana destek oldu? Ne zaman ben bu duruma geldim demez yani. Arkamda kim vardı demez. Ben vefa... Olsaydın ya bu zamana kadar niye olmadı? Ben vefa... O kadar olduğunda bu zamana kadar niye olmadın? Ben hayatına girdikten sonra oralara videolar çektin, bilmem klipler çekiyorsun şu anda. Niye biliyor musun? Ben senin arkandaydım diye. Seninle hiçbir alakası yok. Benle alakası var. Abi story'mi koyabilir misiniz rica etsem? Bir şey göstereceğim de benim story'mi. Göstereceğim. Ne o? Benim hazırlasınlar. Nurgül. Story'mi. Boşanmak isteme sebebini buna mı bağlıyorsun? Evet. Ya Seda Hanım Allah aşkına marka bile bilmezdi ya. Sana yemin ediyorum Şirin evlerde yerde seriliyor ya. Onlara bakıp kıyafet alıyordu bu ya. Ay ne güzel şeyler var orada ben de alıyorum. Abla vallahi yok. Ben aradığım en iyi yerlere gidiyorum bulamıyoruz bununla. Ama orada yani o kadar güzel şeyler buluyorum Seda ki. Seda Hanım. Vallahi pazar alışverişi falan o yerdeki... Pazar alışverişi... Seyyar tezgahlardaki şeylere bayılırım ben. Yemin ederim bayılırım. Öyle güzel şeyler buluyorsun ki orada. Vallahi. Ya, Nurgül şaka bir yana vallahi. Bunu siz yaptığınız zaman elit olabilir. Ama bunu... Parası olmayan birisi yaptığı zaman elit gözükmüyor Seda Hanım. Niye? Elit gözükmüyor. Evet bak gerçekten bak. Şimdi bugün sizin gibi meşhur olan insanlar bunu yapınca bize örnek oluyorlar. Evet güzel ama şimdi sıradan bir insan bunu yapınca ne diyorlar? Ne diyorlar yani? Yani bir kere direkt siliniyor üstü. Bir kere kaliteli göstermek gerekir kendine. Bu iş dünyasında böyle. Sen ben şu sana anlamda kullanıyorsun bunu. Yani sana level atlattım. Evet. Anladım. Bunu söylemek abla bana ben. Hiçbir etkisi yok. Üstünü başını düzelttim. Kesinlikle. Stylingine baktım. Ve sen şimdi bir level atladın. Albüm yapıyorsun. Bunun background'unda benim olmama rağmen şimdi beni hayatından çıkarmaya çalışıyorsun. Çalışıyor. Diksiyonuna kadar uğraştım Seda Hanım. Diksiyonuna kadar uğraştım ben. Özel eğitim verdim yani. O da bana vermiştir ama ben de ona verdim. Bunu daha yani. Önce de dile baktım. Getirdiğinde ne demek istediğini anlayamamıştım. Şimdi anladım. Ne diyorsunuz bu konuda? Efendim Metin, Nurgül diyor ki her şey bana borçlu, şimdi beni hayatından çıkarmaya çalışma sebebi bu diyor. Nurgül, şimdi meşhur oldu ya artık. Artık milyon izlenecek onun garantisi kesin yani artık. Şimdi Nurgül gitsin,
20 yaşındaki kızlar gelsin mantıdesine. Bırakmayacağım ama. Sevgili kızım, sen ondan neler istedin? 250 bin liralar, 10 bin liralar, işte şunları bunları. Bırak meşhur şu olsun anda, da bari rahat rahat ödeyebilsin. Bu saatten sonra onları ödeyeceğim. Yani ben boşamıyorum. Daha fazlasını fazlasını yiyeceğimi düşünüyorum. Zor günümde yanımda olmayan, var günümde yanımda olmasın benim. Sena ben kabul Hanım, etmiyorum. Ben vallahi bak. Sana yemin ediyorum sokakta yatıyordu ya. Sokakta yattı, evimi aldım ya. Sen bunları nasıl unutursun zor ya? Günümde benim yanımda mı oldun ya? Evet. Ya bir düşene bir tekme de sen attın Nurgül ya. Kurban olayım ya. Gecenin üçünde evden kovmalar. Emre bir şey söyleyeceğim. Bu doğru mu? Sokakta yatıyordu diyor tanıdığımda. Abla niye sokakta yatayım? Benim bir evim vardı. Yaptım. Sokakta yatıyor derken benle birlikte olduğu için annesi bunu dışarı attı. Ertesi gün ev tuttum ben buna. Bunu söylüyorum yani. Sokakta yatıyor derken tabii ki de sokakta yatıyor. Kaldı. Sokakta kaldığı zaman anlamaz. Bu zor günlerin 500 TL bir eksiğim vardı ev tutarken abla. Dedi ki geçeriz dedi, o evde otururuz dedi. Ben o evi tuttum. Annesinin evinden iki tane halı getirdi. Yalan söylemiyorum. Sonra geldi. Yaptığı bütün işlere kalite kattım. Evet. Gözü var. Fotoğraf çekiyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Evet. Genç bakışı ben getirdim. Bunu kabul edeceksin. Çocuklara hitabı ben sana gösterdim. Nurgül. Çocuğumdan dolayı biliyorum. Çocuklara nasıl hitap edilir? O göz rengini... bir kadının göz rengi var zaten. Onu ben kattım ya. O mavi bakarken ben pembe baktım. Yani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın oluyor ki. Bu benim. Beni ama, yok sayamazsın. Ama o kadını şimdi... Ben merdiven basamağı değilim. Beni merdiven basamağı olarak kullanmana izin vermiyorum. Vermeyeceğim. Efendim Ayşe. Emre'ye bir şey sormak istiyorum. Emre sen gerçekten Nurgül'ü bu amaçla kullanarak ondan mı evlendin? Aynen abla, meşhur olmak için kullandım. O yüzden de buraya geldim, onunla evlendim. Benim paramı kullandı ilk başta. Aynen. Düzgünlüğümü kullandı. Öyle düşünüyorsun. Elitliğimi kullandı. Çevremi kullandı. Çevrem mi vardı şimdi senin ya? Şimdi de vardı tabii. Kim vardı Allah olsun? Benim çevremin sayesinde yapıyorsun bazı şeyleri. Kim vardı ya? Ya kes. Ya bak şu an kes, burada çok yanlış etme. Konuşuyor. Abla bak beni deli ediyor i̇nkar ya. Etme. Ben fotoğrafçıyım zaten. Tanımadığım insan yok benim. Zaten yaptığım işlerde hepsi benim arkadaşım. Arayın sorun ya. Tamam, yemin ediyorum. Onlar arkadaşım kim yani? Ne çevrem vardı ya? Ama mekan sahipleri de benim arkadaşım. Ne benim arkadaşlarım varmış da. Abla ben böyle yapıyor ya beni uyuz ediyor. Parayı ya. Verecek olan benim arkadaşlarım. Beni anlatabiliyor uyuz ediyor muyum? Abla. Sponsor olacak benim arkadaşlarım. Kimdi? Senin arkadaşların sadece sana iş imkanı sağlayabilen çevreydi. Sponsor olacak benim çevremdi. Bunları inkar edemezsin. 150 kişiyi bağlattırırım buraya bak. 150 ben kişiyi bağlattırırım bir buraya. Bir kişiyi bağlattırırım hepsini. Ya bir vasfın yok. Nurgül'cüğüm ben kimseyi ezmek istemiyorum. Dedim ya ezersem altında kalırlar. Hayatı boyunca Nurgül evde oturan bir kızdı. Efendim şu anda mı? Ne kadar nankörsün ya. Evde Nurgül. Oturan. Kendime her şeyi katmış bir kadınım ben. Nurgül bir şey soracağım. İlk geldiğiniz zaman Emre çok güzel kazandığını sen ifade ettin. Kitaplara, rekor kitaplarına girdiğini sen söyledin. Kazancının güzel olduğunu söyledin. Çok güzel, rahat bir hayat yaşadığını söyledin. Şimdi Emre'yi niye kazancını, yerden yere vuruyorsun? Bir saniye aşağıdaman abla. Kazancını benimle birlikte yarattı. Evet, çok güzel şeyler yaptı, başarıları yaptı. Vardı ama ben yönlendirdim. İşte sadece sanatçı fotoğrafı çekmekten çıkartıp ayakkabı çektirdim, gömlek çektirdim, anlatabiliyor muyum? Anladım. O imkan, onu ben gösterdim sana yani. Bunları inkar edemezsin, bu kötü bir şey değil ki, karı kocayız biz. Şu anda kötü bir şey değil ki bunları söylemem. Ama karı koca arasında olur öyle mizah paylaşımlar kattım. Da. Yani mizah kattım, şimdi de beni hayatından... elini tersine itemez. Vallahi öyle ben, bir şey yok. Ben bunların böyle olacağını bile bile de yaptım ve ne dedim biliyor musun? Bak evlenmeden önce diyordum ki yine de helali hoş olsun. Böyle söyledim. O zaman evlenmeyecekti. Burada evet demeyecekti bana. Bana kapımda yatıp benimle evlen demeyecekti. Şimdi ne oldu? Ben hep böyleydim. Ben hep böyleydim. Hiç İşin aslı ortaya çıktı. Ben bir şey İşin aslı ortaya de. Çıktı. Efendim Şükran. Haydi mikrofon. Burada Nurgül'cüm haklısın. Çok emek ettim ben. Evet, geçmişiniz de çok iyi. Şimdi meşhur olup Emre bence senden uzaklaşmak istiyor diye oldu düşünüyorum. Oldu zaten, olduğu için böyle. Oldu ya. Şimdi artık oldu. Erkan Nasları çektiriyoruz hak, artık burada yani. Burada sana hak veriyorum. Efendim Ayşe. Emre bir şey sorabilir miyim? Gerçekten Nurgül'le tanışmadan önce gelirin o kadar yüksek miydi? Nurgül'le tanıştıktan sonra gelirin arttı. Ben Nurgül'le tanıştıktan sonra daha çok fakirleştim. Ben Nurgül'den önce çok zengindim. Durumum da gayet iyiydi. İnanın diyorum.
Günlük bana yetecek normal standartlarda daha çok parayla gezen bir insandım. Nurgül ile tanıştıktan sonra elimdeki avcumdaki yatırım yapacağım bütün paraların hepsini Nurgül'e harcadım. Açık şimdi konuşuyorum. Şöyle bir şey var. Yazık, yazık. Para kazanıyorsun. Nasıl yaşadığına bağlı. Evet biz çok iyi yaşıyoruz. Paramızı evet. harcıyoruz. Evet o zaman para... İki Photoshop yapıyordu. Photoshop'ları para de... akışı vardı ki gitti. Aynen öyle yani. O zaman akışın yoktu. Evde oturuyordun. Photoshop evet. yapıyordun. Bir kahve alıyordun. Paran gitmiyordu. Ama artık evet. Gözünü açtım anladın mı? Dünyaya bakışını açtım. Bir mizah kattım dediğim gibi. Yani benim sanımdaki emeğim nasıl yok sayarsın sen. Peki Nazlı Hanım'ın Emre'ye ev alacağım sana deme nedeni bu olabilir mi? Artık müzik piyasasında... senden ayrılmasını daha da bu konuda presliyor olabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Benden önce şimdi ilk tanıştığımız zamanlar bir mekana girdiğimiz zaman bile yanındaki kişilerden dolayı Emre böyle bakılmıyordu. He. Şimdi yanındaki kadın adamı güzel gösterir. Bu bir gerçek. Tabii. Ben güzel gösterdim onu. Yani bunları kendi de aslında kabul ediyordu öncesinde. Evet sen bana çok şey kattın. Şu anda ne oluyor yani? Şimdi niye kabul ne oldu biliyor musun merak abla? Ettim. Bakın şimdi o kadar çok olay döndü ki burada. Ben Nurgül'ün çok arkasında durdum ve Nurgül'ü üzecek tek bir kelime söylemedim. Eskiler açıldı. Yani inanın ama benim değmeyecek, de bir eskim var yani. Değmeyecek insanları geldi burada bambaşka gösterdi. Sen beni kocan diye bir kere ya bak şu anda Sevin'e ayrı... bak Şadıman abla ne dedi? İlk başta seni nasıl gösterdi bu kız dedi. Bak şu anda... Beni bu hale getiren sen ve ailensin Emre. Sen çok hakaretname konuşuyorsun. Hayır ben çok yaklaştım. Kaç defa annenin kapısına gittim ki ben gitmek zorunda değilim yani. Evet. Alacaksan sen açık alacaksın. Açık konuşayım mı kızım? Seni kullandım. Meşhur olmak için kullandım abi.